Instagram Türkiye ziyaretini Twitter mesajına yararlı olarak niteledi ve o ziyaretin sonrasında zaten yaptığı açıklamada da Türkiye Biden yönetiminin F-16'ları satışını gerçekleştirmesi için elimden geleni yapacağım dedi. Instagram mesajında ayrıca zaman zaman Türkiye ile ilişkilerimiz problemli olabiliyor ama hem Türkiye hem Amerika iki ulusun daha güçlü ilişkilere, daha güçlü bağlara sahip olabilmesi için adımlar atmak zorunda dedi Instagram. Ve böyle bir hava gücünün F-16'ları kastederek bir NATO müttefikinin bünyesinde olmasının hem istikrara hem Türk ordusuna katkısı olacağını ve bunun da Amerika'nın çıkarlarına olduğunu kaydetti. Güney Carolina senatörü cumhuriyetçi. Hatırlayacaksın geçen hafta NATO zirvesi sırasında, hatta NATO zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında Başkan Biden bu konuya da değinmişti ve Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması çağrısı yapmıştı. İşte Biden'ın o açıklamasından sonra Lindsey Graham yine Twitter mesajında Biden yönetiminin Türkiye F-16 satışını desteklediğini belirtmişti Amerikalı senatör. Lindsey Graham daha önce de F-35 programına Türkiye'nin dönmesi için çağrıda bulunmuştu. Hatırlayacaksın S-400 Suriye'den S-400 hava savunma füzelerinin alınmasının ardından Türkiye F-35 programından çıkartılmıştı. Ve Lindsey Graham 2019'da Türkiye'nin tekrardan F-35 programına dahil edilmesi çağrısında bulunmuştu. Ama sadece tabii Lindsey Graham'le bitmiyor bu iş. Söz şu anda Kongre'de. Kongre'nin onay vermesi gerekiyor. Ama geçtiğimiz yayınlarda da biraz bahsetmiştik. Kongre'deki hava Türkiye'ye eskisi kadar olumsuz değil diyebiliriz. Bunda da Ukrayna Savaşı önemli etken. Ukrayna Savaşı sırasında Türkiye'nin tavrı önemli etken. Çünkü açıklamalardan öyle anlaşılıyor. Temsilciler Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu Başkanı Gregory Mix, daha önceki bağlantımızda da söylemiştik, Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğini, Türkiye ile görüşmemiz, konuşmamız gerekiyor demişti. Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Cumhuriyetçi üyesi de Biden yönetiminin F-16 satışının onayı için Kongre'ye bunu Kongre'nin gündemine getirmesini beklediklerini söylemişti. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez genelde biraz Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen de bir isim ama o da F-16'ların satışını Türkiye engelleyeceğine dair bir açıklamada bulunmamıştı. Bununla birlikte geçen yıl 2021 Kasım ayında Temsilciler Meclisi, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde 38 Temsilciler Meclisi üyesi Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazmışlardı. O mektupta Türkiye'ye F-16 satışına karşı olduklarını açıklamışlardı, belirtmişlerdi. Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye F-16 satışının ivme kazandığı bir sırada Biden'ın açıklamaları, Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları, Dışişleri Bakanlığı'ndan getiren açıklamaların ardından Temsilciler Meclisi'nin 3 üyesi yazılı bir açıklamaya imza attılar. Helen grubuna üye bu 3 üye Temsilciler Meclisi'nde 2 demokrat, 1 cumhuriyetçi ve dediler ki Türkiye F-16'nın satışına karşıyız. Türkiye Ege Denizi'nde Yunan hava sahasını ihlal ediyor. Yunan adalarının üzerinde uçuş gerçekleştiriyor F-16'larla. Türkiye'nin S-400 hava savunma füzeleri aldığını hatırlattılar. Kısacası Türkiye satışa karşı olduklarını belirttiler. Ama aynı grubun sayısı geçen yılki mektupta 38 üyeyken şimdi sadece Temsilciler Meclisi'nden 3 üye bu çağrıya imza attılar. Bu da bir nevi Kongre'de Türkiye'ye yönelik Ukrayna Savaşı ile birlikte değişen havayı da daha olumluya gittiğine gösteren havayı da bir örnek diyebiliriz.